sabırlı, cesur, fedakar, milyonlarca insan Anadolu'nun birbirinden zorlu koşullarına kusursuz bir uyum sağlıyor. 7 bölgeye şekil veren farklı coğrafi özellikler, bu topraklarda yaşayanların karakter özelliklerine de şekil veriyor. Merhamet, dürüstlük, cömertlik gibi nice büyük erdemler ve yüreğinde taşıdığı en güzel duygularla yaşamı kucaklamaya devam ediyor. Anadolu insanı. Medeniyetin doğduğu bu topraklarda yaşayanlar, bugün bile atadan kalma bilgileri geçim kapısı yapar kendisine. Anadolu'da bir gelenek halinde kuşaktan kuşağa aktarılan bu bilgiler, insanın en zor anlarında sırtını yasladığı köklü bir ağaç gibidir. İnsanın insana bıraktığı en büyük mirastır bilgelik. Yedi göller, eşsiz manzarası ve göz kamaştıran güzelliğiyle Anadolu'nun cennet köşelerinden biri. Erzurum İspire, 25 kilometre uzaklıktaki yedi göller, Karadeniz'le Doğu Anadolu'yu ayıran binlerce metrelik bir duvar gibi adeta. 4000 metreye kadar ulaşan bu yüksekliklerde irili ufaklı 11 farklı göl yer alıyor. Görenleri kendine hayran bırakan bu bölge, aynı zamanda çok sayıda yaban hayvanına da ev sahipliği yapıyor. Ancak burada yaşayan öyle biri var ki, yaban hayatın tam ortasında, çok sayıda canlıyla yıllardır uyum içinde yaşamayı başarmış. Bu coğrafyayı kendisine yurt bellemiş. Tüm çocukluğu burada geçmiş ve bildiği her şeyi dağlar öğretmiş ona. Bu nedenle yeni bir isim edinmiş kendine. Dağların oğlu. İlkokul liseye kadar okudum. Babam biraz sertti. Yani okumaya karşı olan birisi. İlkokul 3. sınıfta amcamın bir oğlu vardı. Duydum ki Amerika'ya gitmiş okumuş, şu an profesör emeklisi. Baba, ben de onu okumak istiyorum dedim. Babam, oğlum bizden adam olmaz, koyunların peşine çoban git dedi, göndereceğim. O 200 metreye gitti. Ben de yani isyan edip 300 metreye gittim. Benim dağcılık hayat oradan başladı. ...17 yaşında... adımı yazmayı öğrendim. İlkokul lise gittiğim zaman adımı bilmiyordum. Sonra sürekli dağlarda yaşadığım için yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. Büyükler ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Başladım avlanmaya. İşte balıktan başlamıştık. Büyük de bizim peşine keklik avına gittik, şuna gittik. Sonra tüfek aldım, sonra avlamaya başladım. Bir gün, yani her şeyin bir dönüm noktası var. Dönüm noktası şöyle kırıldı. Tüfeğimi aldım, ur kekliği avlamak istedim. O zaman da çengel boynuzlu dağ keçisi gördüm, iki tane. Bu defa da keçi vurayım dedim. Hiç vurduğum yoktu, bir denemek istedim. Mesafe çok yakındı. 2 metre yani hayvanla göz göze geldim. Bir kar yığının sürünerek yaklaştım. Ansızın göz göze geldi. Bir soğuk hava, berrak hava vardı. Gökyüzü masmavi, güneş doğmuş ama çok soğuktu. Tüfeğin iyice boşluğunu aldım. İyice nişan aldım, çevirdim buna. Sen vuracağım ama kıyamıyorum. Yarım saat kadar geçti. En son teke sağ ayağıyla karı eşti.
yüzünde beyaz çizgi, siyah çizgiler var beyaz yüzünde şurada. Oradan aşağıya bir su damlası düştüğünü gördüm. Ya bana öyle göründü ya öyle dağladığını gördüm daha doğrusu. Havaya bakıyorum, yağmur yok. Yere bakıyorum, su düştü. Git dedim, sen yaşadıkça güzelsin. Ve o gün şunu söyledim. Yeryüzünün en cahil insanı benim. Yani benden cahil insan olamazdı yani. Öyle hissettim kendimi. Ondan sonra tabii avcılığı bıraktık, korumaya başladım. Canlıları yok etmek yerine yaşatmanın daha doğru olduğuna kanaat getirdikten sonra yaşamında yepyeni bir sayfa açmış Bülent. Doğayla uyum içerisinde yaşamanın ona kattığı bilgelikle adeta kendini ve varoluş amacını yeniden keşfetmiş. Şu anki benim evim 2 metre kare çadır. Önceden bu da yoktu, bir taş endibeydi. Eve uğraşmıyorum çünkü her dağ benim evim. Her taşın kovuğu benim evim. Her ağacın dibi benim meskanım. Ve bu şekilde benim evim çok geniş. Gezmekle bitmiyor. Bitmez de. Benim evim, mutfağım, dolap. Yani insanın hayali ne kadar büyükse o kadar büyük benim mutfağım. Bir insan bir şeyi işte hayal eder sınırlandıramazsa benim dağlardaki mutfağım da evim de o kadar. Bu dağlar, bu göller, kısacası doğa, onun evi gibi adeta. Son yıllarda turist akınına uğrayan bu bölgeyi tüm doğallığıyla korumak için çok değerli bir sorumluluk üstlenmiş. En büyük üzüntüsü ise bu bölgeyi ziyaret eden kimi insanların aynı sorumluluğu onunla paylaşmaması. Şimdi mesela insanlar geliyorlar. Çarşıdan dolduruyorlar aracın bagajını. Yetmiyor koltukları, yetmiyor bagajına koyuyorlar. Kamyonetle geliyorlar. Alıyorlar piknik tüpünü. Üstten aşağı indiriyorlar. Yukarı çıkarması zor geliyor. Yani insanlar bunu oraya attıkları zaman düşünmüyorlar mı? Örneğin bu insanlar evlerinde halilerine, salondaki halisine küçük bir çay lekesi dökülse hemen kuru temizlemeye veriyorlar. Niye? O pis olur mu? Peki doğada yaptığın pisliği bırakıyorsun, içip alkol şişelerini kırıp atıyorsun. Yani bunların kimi atıklar, bir demir atık ortalama 30-40 yılda erimeye başlar. Ama bir plastik atık 150-250 bile bulabiliyor. Yani bunların uzun süre işte burada yok olmayacağını bile bile niçin atıyorsunuz? Bölgeyi ziyaret eden duyarsız misafirlerin çevreye verdiği zarara kayıtsız kalamıyor Bülent. Evi bildiği doğayı temiz tutmak zorunda hissediyor kendisini. Günün birinde etrafı temizlerken parlak bir fikir gelmiş aklına. Şöyle bir şey, bir bakıyorum piknik tüpü ateşli tüfeklerle mermi atıp delmemişler. Onu alıyorum, tüpçüye satabiliyorum onu, geri dönüşümü. Yani insanlara örnek olmak adı altında. Bazen bu topladığım hurdaları hurdacılara satıyorum. Özellikle denize kuşun parçaları iyi para ediyor. Onları da satıyorum. Oradan aldığım parayla da fidan alıyorum, ağaç alıyorum. Getirip ağaç olmayan ve o ağacın yetişebileceği ve o ağacın da o bölgenin orijinini bozmaması şartıyla, ata tohumunu bozmaması şartıyla oraya özgü ağaçlarını dikiyorum. Ağaç olsun o da kurtulup beslensin diye. Bunu da insanlara örnek olsun diye yapıyorum. Çevreyi kirletenlere inat, mücadelesini sürdürüyor Bülent. Bu mücadelede onu ayakta tutan şey ise evi bildiği doğaya karşı duyduğu o büyük sevgi. Benim vaktimin çoğu dağlarda geçti. Ben askerden bile 15 gün izine geldiğimde dağlara koştum. Zaten atalar der ki topraktan geldik toprağa gideceğiz. O yüzden insan, doğa, toprak ilişkisi koptuğu zaman o insan bitmiştir. Şimdi ben önceden avlandığım zaman öldürdüğüm canlıları doğadaki doğanın parçası onlar. Zaten öldürdüğüm canlıları çok mutlu olduğumu hissediyordum. Ve onu yaşatmaya çalıştığım zaman esat mutluluğu koymuş. Onu hissettim. İşte öldürdüğüm zaman doğanın parçası değilim.
yaşadığım zaman, yaşaması için mücadele ettiğim zaman doğanın parçası olduğumu hissediyorum. Bunun özeti bu. Dağların oğlu lakabını sonuna kadar hak ediyor Bülent. O, sahip olduğu bilgeliği tabiata kulak vererek öğrenmiş. Ve bu dağlar, kendisiyle aynı dili konuşmayı bilen herkese, insanın sahip olabileceği en değerli hazinenin ciğerlerimize çektiğimiz hava olduğunu haykırıyor. Eskişehir Miyalıçık ilçesine bağlı Sorkun, tipik bir orman köyü. Sık bir ağaç örtüsünün çevrelediği bu köyde tarım alanları son derece sınırlı. Ancak burada yaşayanlar topraktan yararlanmanın çok daha farklı bir yolunu bulmuş. İnsanoğlunun toprağa şekil vermek adına gösterdiği binlerce yıllık çaba, bilinen en eski mesleklerden birinin bu köyde hala ilgi görmesine neden olmuş. Çömlekçilik. Bugün Sorkun köyünde yaşayanlar hala atalarından kalan bu mesleği sürdürüyor. Mehmet ve Kamile Güleç çifti de uzun yıllardır köyde çömlekçilikle uğraşıyor. Ben 13-14 yaşlarımdan beri bu işle uğraşıyorum. Annelerimize baka baka onların yanında yapa öğrendik. Onlar gösterdi, biz yaptık. Hesapla 67 yaşındayım. Annem bildi, annelerinden öğrenmiş. Bu işte böyle devam edip gider. Annesinden, kayınvalidesinden, hani daha önceden bilmezse mesela gelin olduktan sonra kayınvalidesinden hep bu işi yapar. Bizim ekmeğimiz bundan. Yarım asrı aşkın sürede bu denli emek isteyen bu işi sabırla devam ettirmek hiç de kolay değil. Aradan geçen onca senede yeni imkanlardan yararlanmaya ihtiyaç duymayacak kadar ustalaşmışlar bu meslekte. Çömlekçilik 50 yıl önce nasıl yapılıyorsa Mehmet ve Kamile de aynı şekilde yapmaya devam ediyor bu işi. Allah razı olsun. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Öğrettiler, gösterdiler. Onlarla beraber çalıştık, çabaladık. Her köy aldık. Öyleyse devam diyoruz işte biz de. Devamlı bu işle 12 ay uğraşırız biz. Öyle 3 gün 5 gün değil, 12 ay. Bir bayramlarda 3-5 gün anca istirahat edebiliriz. Bayramlar harici bir de cenaze, düğün, büğün olursa onlardan iş ediyoruz. 57 yıllık evlilikleri boyunca birbirlerine destek olmaktan hiç yorulmamış, hiç bıkmamışlar. Bu sayede kusursuz işleyen bir düzen kurmuşlar kendilerine. Ürün hazırlarken ihtiyaç duydukları toprağı Eylül ayında buraya getirtiyorlar. Toprak burada önce çamur haline getiriliyor ve bir yıl boyunca çömlek yapımında kullanılıyor. Toprağı köyümüzün mıntıkalarından kazdırıyoruz kepçeye, traktöre, oradan eleyip getiriyoruz. Her topraktan olmaz mı? Her topraktan olmaz. Yağlı olacak bunun toprağı. İçine o kırmızı topraktan da katmanzegen olmaz. Ham maddesi, mayası onlarla işte. Tabii ben elerim, ben getirdim. Sorkun köyündeki her hanede çömlekçilikle uğraşan birine rastlamak mümkün. Köyde her evin alt katında veya bahçesinde çömlek yapılıyor. Neredeyse tarihle yaşıt olan bu meslek, köylülerin temel geçim kaynağını oluşturuyor. Ben mesela 4 tane çocuk büyüttüm, ondan büyüttüm. 7 düğün yaptım ben. 3 tane annemden kalan ölsüzleri evlendirdim, büyüttüm. 4 tane de kendimin, onları da liseye kadar okuttum. İlkokul, ortaokul, lise. Ondan sonra askerliklerini yaptım, yaptırdım, evlendirdim işte. Hep el emeğiyle, işte bu çölmeğiyle başka bir gelirimiz yok. Bizim bir dönüm tarlamız yok kendimizin.
Çömlek yapabilmek için en az toprak kadar gerekli bir diğer unsur da ateş. Hazırlanan çömlekleri cilalamak ve pişirmek için ateş lazım. Ateşle Mehmet ilgilenirken çömleklerin cilasını yapmaksa Kamile'ye düşüyor. Cila olmayınca olmaz ki. Güzel düşecek. Cila olmazsa buraları kötü olur. Tabii cila onun şeklini üren. Yağlı toprak, kızılına karıştırırız onu. Pasparlak yapar, yıkaması kolay olur. Hepsini bir bölgeden çıkarız. Kendi bölgemiz. Cila, sıcak haldeki çömleğe daha kolay nüfuz ediyor. Bu sayede pürüzsüz, güzel bir ürün ortaya çıkıyor. Mehmet ve Kamile Güleç çifti, kış aylarından bu yana hummalı bir hazırlık içerisinde. Kışın aldıkları 1000 adetlik siparişi tamamlamaya çok az kaldı. Cilalanmış çömlekler son bir işlemden sonra kullanıma hazır hale gelecek. Şimdi ben köyde evimden odunumu sararım. Pişireceğim yere alanımı götürürüm. Geniş bir alanımız var bizim köyümüzün girişinde veya çıkışında. Oraya hazırlığımı yaparım. Ertesi günde çömlemi götürür yatırır. Ateşlerim biterim. Pişirmek erir, çamur o erir, ıslandı mı erir. Pişti mi erimez. Onun için pişirmeye mecburuz. Ya babalarımızdan, dedelerimizden öyle görülmüş, öyle gidiyor, devam ediyor işte. 6 aydır aralıksız süren yoğun mesainin karşılığını almak üzereler. Çömlekler pişirildikten sonra siparişleri teslim edecekler. Ve nihayet emeklerinin karşılığını alacaklar. Tabii ben bu malı devredeceğim, paramı alacağım. Allah nasip ederse ondan sonra da işime bakacağım. Tekrardan yapmaya devam. Vallahi araba arıza yaptı herhalde. Paranın geldiğini duydu. Eskişehir'e bakıma götüreceğim. Yani biraz da borcum var. Onu ödeyeceğim Allah nasip ederse. Köydekiler çömleklerini pişirmek için bu alanı kullanıyor. Bu alanın seçilmiş olması tesadüfi değil. Ateşin canlı kalması için rüzgara ihtiyaç var. Ve burası kuzeyden gelen rüzgarlara açık konumda yer alıyor. Eğer hava yarın rüzgarlı olursa çömlekleri pişirecekler. Aksi halde çömlek pişirmek için beklemek zorundalar. Mehmet yakacağı odunları indirdi. Artık evine dönüp hava durumunu takip edecek. Neyse ki korkulan olmadı. Sorkun'da çömlekleri pişirmek için ihtiyaç duyulan rüzgar tam da beklendiği gibi kuzeyden esmeye başladı. Mehmet ve Kamile hiç vakit kaybetmeden sabah erkenden kamyonetlere yükledikleri çömlekleri pişirmek için işe koyuldular. Üstelik bugünkü mesaide yalnız da değiller. Tek başına olmaz bu işler. Yalnız adam işi değil. Kalabalık için çok iyi. Kalabalık olursan hem iş çabuk kayar hem yorulmazsın. Bugün biraderim var, kardeşim var, hanımı var, oğlu var. Onlar yardımcı oluyor işte. Biz de onlara yardım ettik. Onun bu bitti, bizimkine geldi sıra. Bugün de bizimkini pişireceğiz nasip olursa. El birliğiyle çalışmak gibisi yok. Hep birlikte çarçabuk diziverdiler çömlekleri. Çömleklerin sayısı çok fazla ve bunları pişirmek epey zaman alacak gibi görünüyor. İşte tam da bu esnada yılların kazandırdığı deneyimle Mehmet devreye giriyor. Tabii canım, onu her adam pişiremez zaten. Hep ateşe çektireyim, hep yarılır. Bunun altına buru atarız, talaş. Onun üstüne bunu kaparız, onun üstüne odun kaparız. Oradan başlarız ateşlemeye. Mesela rüzgar Boyraz'dan geliyor. Onu ite ite odunu şeye keldiririz biz. Ateşi kalktığımız şey.
Ondan sonra kadar devam. Yani sabahtan akşama kadar biçmesi lazım. Sabah yaktık bu mızıra, rüzgar çıktı da ateşledik. Akşam kesilince kadar üstünde ateş yanar devam. Söne başa var. Devamlı başında duracak. Devamlı başında durursan eğim almış yer. Rüzgarın şeysine göre ateşi yönlendirmen lazım. Rüzgar esmezse pişiremezsin. Bir tane çölmek pişiremem, bir gammın odunu yak pişiremem. İlla rüzgar olur. Rüzgar oldu mu hem parlak olur hem iyi bir şey. İçi dışı kıpkırmızı olur. İnsanoğlu çağlar öncesinde elindeki kısıtlı imkanlara rağmen toprağa biçim kazandırabilme becerisine erişti. Tabiata şekil veren ateş, hava, su ve toprak bu çömleklerin yapımında insanlığa yol gösterdi. Bu sırra vakıf olan Sorkun Köyü sakinleri, atalardan miras kalan bilgeliğin insanlığa hala yol gösterdiğinin birer kanıtı aslında. Tunceli, Türkiye'nin en eşsiz coğrafyalarından biri. Dağlık ve engebeli arazisi 1500'ü aşkın bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor. Rengarenk çiçeklerin süslediği doğa Tunceli'ye göz alıcı bir güzellik katıyor. Yükseklerdeki zorlu koşullara uyum sağlayabilmek için doğadaki imkanları en iyi şekilde değerlendirmek gerekli. Aktarla köyü de coğrafyadan kaynaklanan zorluklarla yaşamayı öğrenmiş, yüksek rakımlı bir yerleşim bölgesi. Mazgirt ilçesine bağlı, gözden uzak bu dağ köyünde yaşayanlar, doğanın kendilerine sunduğu imkanlardan fazlasıyla yararlanıyor. Bu köyde doğup büyüyen Saniye, uzun yıllardır bitkilerle yakından ilgileniyor. Mazgirt'in Aktarla köyü çok yüksek, rakım 1700 falan var galiba. Orman var, meşe ağacı ormanı var, yaban meyveleri bolca var. Onun dışında endemik bitkileri inanılmaz derecede, gerçekten kaliteli endemik bitkileri var. Faydalanmışlar da yani. Geçmişte yokluk döneminde de bir bitkilerden mesela çorba yapmışlar, börekler yapmışlar, çayını yapıp içmişler. Kurutup kışın yine kavurup baharatlarını çeşit çeşit kullanmışlar ve tamamen doğadan faydalanarak yaşamını sürdürmüşler. Buradaki her bitki farklı bir ihtiyaca karşılık geliyor. Bitkiler hakkındaki bilgiler kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmiş. Saniye ise öğrendiklerini babaannesine borçlu. Aslında çocuk yaşta tabii ki birazcık daha kişi istemeli, ben öyle buna inanıyorum. Ben de çok meraklıydım. Her çiçeği, her böceği inceliyordum. Babaannem de bu konuda birazcık bilinçliydi. Geleneksel şifayla uğraşıyordu. Köydeki hastalara ya da aile içinde, örneğin bizim boğazımız arınca, birinin karnı ayrınca ya da arı ısırınca, zehirlenince ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyordu. Ve ben de babaanneme biraz düşkündüm, onun yanında büyüdüm. Bana sorarsanız örneğin ben, biz 10 dakika bir doğada yürüyelim, ben size aynı anda 100 çeşit bitki sayarım. Babaannesinden sadece bu bitkilerin isimlerini değil, çok daha önemli bir şey öğrenmiş Saniye. Canlıların yaşam hakkına saygı duymayı. Bitkilerden bir tanesini toplasak bir tanesini muhakkak asla izin vermezdi toplamaya. Çünkü onun bir dahaki seneye çoğalması için bırakırdı. Hiçbir şekilde bitkileri toplu torbalarla toplamamıza asla ve asla izin vermezdi. Bitkilerin de canlı olduğunu, onların da canını acıdığını, onların doğurganlığı olduğunu ve inanç olarak da buna çok saygı duyardı. Bitkilerin tohum döneminde asla toplamazdı. Çünkü artık onların hamile olduğuna inanılırdı bir kadın ruhuyla, onların bekleyip o tohumunu toprağa vermesini
artık o saatten sonra toplamazdık. Çocukluğumdan beri ve en az 7 yaşında başladım. Şimdi 57 yaşındayım ama aynı yerde aynı bitkileri sürekli görebiliyorum. Doğada insanlar olmasa da doğa yaşar. Ama doğa olmazsa insanlar yaşayamaz. Babaannesinin Saniye'ye öğrettiği müthiş bir sır daha var. Doğadan elde ettiği bitkileri bozulmadan saklayabileceği, hatta bu bitkilerin faydalarını daha da arttıran bir sır bu. Bitkileri uzun yıllar saklayamazsınız ama bitkileri sirke yaparsanız 10 yıl bile saklayabilme koşullarına sahip. Sadece karanlık bir yerde kapağı kapalı, hava almıyorsa fermentesi tamamlandıktan sonra tabii saklayabilirsiniz ve hiçbir zararı yok. Bana sorarsanız ölümsüzlük iksiri gibi bir şey derim size. Çünkü enfeksiyonu öldürüyor, sebzenizi yıkayabilirsiniz, onunla duş alabilirsiniz, onunla temizlik yapabilirsiniz, onunla ağız kokunuzu giderebilirsiniz, ayak mantarınızı giderebilirsiniz, bağırsaklarınızdaki paraziti düşürebilirsiniz. Anadolu'da sirke yapanlar çoğunlukla elma, üzüm gibi meyvelerden yararlanır. Oysa ki Saniye'nin sirke yapımında yararlandığı malzeme listesi çok daha geniş. Aklınıza gelebilecek bütün meyve çeşitlerinden yapıyorum. Fakat bitkilerden de yapıyorum. Deve dikeni bitkisi, melisa bitkisi, damarotu, kekik çeşitleri, ada çayı çeşitleri, altın otu, reyhanla yapıyoruz. Işkın sirkesi yapıyorum. Yani bayağı şu anda aklıma gelmeyen bir sürü bitkilerden sirke yapıyorum. Örneğin bitkilerde şeker yok. Ne yaparsınız? Onu balla fermente yapacaksınız. Kaliteli bir bal. Yine şekerli bal olmayacak. Yani tamamen kara kovan, emin olduğunuz kendi balınız olursa daha da güzel olur. Bunu illaki ölçüleri var, gramları var, zamanı var ve bebek gibi bakıyorsun. 8'den 9 hafta arasında sürekli günlük onu kontrol etmek zorundasınız. Etrafını silmek zorundasınız. Minik bir kef olmayacak. Havanın sıcaklığına koyduğunuz yere bağlı ya da karanlık bir yerde muhakkak olacak. Asla güneş görmeyecek, gün ışığı görmeyecek. Sonra baktığınız ana oluşmuş, anası da altta düşmüş. O zaman sirkenin süzüm zamanı gelmiş. Sirkelerin şöhreti il çapında kulaktan kulağa yayılınca Tunceli merkezde bir dükkan açarak ürünlerinin satışına başlamış Saniye. Bu dükkanda sirkenin yanı sıra ata tohumu buğday ve ekşi maya ile yaptığı ekmekler de büyük beğeni topluyor. Ve bizim doğada bin bir çeşit meyve var ve hep israf oluyor. Ve ben çok üzülüyordum. Acaba ne yapsam ki bunlar çöp olmasın? Sonra sirkelerimi geliştirdim. Daha çok yapmaya başladım. Ve hem doğadaki meyvelerden faydalandım. Hem kendim için ekonomik olarak eşime katkıda bulundum. İki çocuğuma çok faydam oldu. İki bayan arkadaşım benim yanımda çalışıyor. Hayalim hep böyleydi. Sonra orada öğrencilere yardım ediyorum gerçekten. Çok hoşuma gidiyor. Mesela kış boyunca onlara karnını doyuruyorum. Bu da muhteşem bir şey benim için. Çünkü ben okuyamamıştım ve hep yıllarca bunun üzüntüsünü yaşadım. Bir gün durumum iyi olursa, para kazanırsam hep kız çocuklarına yardım edeceğim hep hayalimde. Bunlar az da olsa, minik de olsa gerçekleşiyor. Onun huzuru içerisinde. Mutluyum yani. Doğayla aynı dili konuşanlar, çağlar öncesinden günümüze uzanan bu bilgileri Anadolu'da yeni kuşaklara aktarmış. Saniye'nin sahip olduğu en büyük sermaye ise bu bilgelikten başka bir şey değil. Saniye'ye babaannesinden miras kalan ve kaynağını doğadan alan bu hazine,
bugün bile kimilerine şifa verirken, kimilerine ise geçim kapısı sağlıyor. Anadolu toprakları binlerce yıl önce neslini devam ettirebilmek adına insanlığın gerçekleştirdiği çok büyük bir mucizeye sahne oldu. Tarım. Asırlar öncesinden bugüne her ne kadar büyük değişikliklere uğrasa da Anadolu insanı için tarım her zaman değerini korudu. Ankara'nın Haymana ilçesinde çiftçilik yapan Beyazıt da Anadolu'da bu meslekle geçimini sağlayan binlerce insandan biri. Ancak onu diğer meslektaşlarından ayıran oldukça farklı bir yönü var. 23 yıldır Ankara'da tarımla uğraşıyorum. Ama ondan öncesinde Hatay'da baba mesleğim çiftçilik. Üniversite mezunuyum. Coğrafya cemasında 4 yılda sınıf öğretmenliği yaptım. Üniversite okumuş olmanın getirdiği bir avantaj, literatüre az çok hakimim. Burada yaklaşık 30 dekar bir alanda ceviz ve bademim var. Cevizin dışında işte İç Anadolu bölgesinde yetişebilecek yazlık ve kışlık sebzelerden yetiştiriyorum. Ağırlıklı olarak domates, biber, fasulye ve salatalık. Tarım olmazsa olmazımız. Tarımın olmadığı yerde gıda yok. Tarım yapılmazsa, çiftçi olmazsa aç kalırız. Tarım olduğu şartlarda açlık, gıda problemi yok. Sürdürülebilir bir gıda var. Gıda güvenliği var, gıda güvencesi var. Beyazıt, günümüz tarımında kullanılan modern yöntemlerin aksine daha farklı bir anlayışla icra ediyor mesleğini. Anadolu'da tarım yapanların eski usullerine sadık kalarak ürün yetiştirmeye çalışıyor. Gübre olarak hayvan gübresi, zararlılarla mücadele içinde bitkilerden yararlanıyor. Uzunca bir dönem konvansiyonel tarım yaptım. Hatay'da babam konvansiyonel üretim yapardı. Yani kalıntı bırakan pestisitleri ya da sentetik gübreleri kullanılarak yapılan tarıma konvansiyonel tarım diyoruz. Bunun yerine ne yapılabilir? Doğal yöntemlerle çok kolay bir şekilde ben zararlarla mücadele edebiliyorum. Dünyada en yaygın bilineni yalancı tesbih ağacı diye bir ağaç var. Bunun yapraklarını bir tane böcek ısırmaz. Bir tanesi bu. Bunun tohumunu kırıp suda beklettiğimizde belli ölçeklerde, bunun suyunu spreylediğimizde bütün böcekleri kaçırıcı etkisi var. Kırmızı örümcek için güllacı bulamacı kullanıyorum. 16 litrelik bir ilaçlama pompam var bununla. Başka hiçbir harcamam, hiçbir ekonomik girdim giderim yok. Yine bu kadim bilgiler, Anadolu'nun o geleneğinden gelen bilgiler kullanıldığında o bilgilerin ışığında biz kalıntı bırakmayan sürdürülebilir tarım yapabiliriz. Bu bizim ekonomik olarak kazancımızı sağlar. Biz çiftçilerin üretimde daha fazla para kazanmasını sağlayabildiği gibi sağlıklı nesiller, sağlıklı bir ulus da beraberinde getirebilir. Beyazıt'ın geleneksel tarıma olan ilgisi sadece üretim yöntemlerinden ibaret değil. Tarlaya ektiği ürünleri de geleneksel türlerden seçiyor. Cumhuriyet'in ilk kıldığı 1900'lü yılların başında Türkiye'deki gen merkezi Türkiye ülkemiz olan buğdaya bakmışlar. Buğdayda 30 bin çeşit buğdayımız varmış 1900'lerin başında. Bugün tescilli 400 çeşidimiz var. 30 bin neresi, 400 neresi. Yani 30 binden 400'e düşüldüğüne bakıldığında ülkemizde buğday çeşidimiz, biyolojik çeşitliliğimiz ya da işte gen zenginliğimiz kaybolmuş, bitmiş. Bizi bekleyen en büyük tehlike bu. Ürün çeşitliliğinin azalması Anadolu'da tarımın geleceğini tehdit eden büyük risklerden bir tanesi. Beyazıt, bu sorunla başa çıkmak adına sorumluluk alıp çiftliğinin bir köşesinde ektiği ata tohumlarını çoğaltmaya çalışıyor. Kendisi gibi ata tohumlarına sahip çıkmaya çalışan arkadaşları Beyazıt'ın tarlasını ziyaret ederek hasat zamanı gelen iki farklı ürünle ilgili sonucu yerinde görmek istedi. Beyazıt, bu yıl ilk kez siyah nohut ve siyah mercimek ekerek bir deneme gerçekleştirdi.
Mercimek tane olarak kırmızı mercimekten biraz daha küçük bir taneye sahip. Ama şeyi bilmiyorum. Daha ilk defa bugün bu yıl çoğalttım. Bir miktar tadına bakacağım, pişireceğim. Aroması nasıl, lezzeti nasıl, pişme durumu nasıl, nohut için de yine. Çünkü şeydir, nohutta pişme süresinin çok bir taşımda pişti, hazır hale geldi, hamur gibi oldu denir. Erken pişmesi istenen bir şeydir. Diğer yanı da aroması. Buna da bakmak gerekecek. Bunun dışında işte ulaşabildiğim gıda mühendisliği bölümlerinden hocalarımıza ulaşıp bunların siyah olmasından kaynaklı acaba antioksidan değerleri yüksek mi? Bununla ilgili bizi bilgilendirirler. Üretimini antioksidan değerleri yüksekse çoğaltırız biz de. Beyazıt, ata tohumlarının atalardan kalan en büyük miras olduğunun farkında. Onlara hak ettiği değeri vererek bulup toplayabildiği tüm tohumları çiftliğinde özenle saklıyor. Ayrıca yeniden keşfedilmeyi bekleyen ata tohumlarının da peşini bırakmıyor. Şimdi de İç Anadolu'ya has bir buğday türünü görmek için yola düştü. Yani burada 220 dönümlük bir alanda tahıl tarımı yapıyorum. Tahıl tarımında bugüne kadar hep şeydir, işte tescilli çeşitleri kullandık. Bir arkadaşımızla Ankara'nın kunduru buğdayı var, yerli buğday. Geçmişte çok yaygın bir şekilde İç Anadolu ve Ankara bölgesinde ekiliyormuş. İç Anadolu'da hangi köylüye sorarsanız sorun, yani o eski bulgurlar nerede, o kunduru buğday nerede? Onun bulguru, o bulgurun yerini hiçbir bulgur tutmuyor diye anlatır öyle. Ama bulamaz hiç kimse. İsmail de kunduru buğdayından hazırlanan bulgurun tadını aklından hiç çıkaramamış. 1,5 dönümlük arazisinde o da şansını denemek istemiş. Şu ana kadar elde ettiği sonuçlarsa oldukça tatmin edici. İç Anadolu'nun çok büyük bölümünde susuz tarım yapılıyor. Kıraçta tarım yapılıyor. Kunduru buğday kıraca uygun, susuz yetiştiriciliğe uygun bir buğday çeşidi. Geçmişte Ankara'da en çok ekimi yapılan çeşitlerden biriymiş. Çünkü rekolte olarak da çok yüksek. Bir de sert makarnalık buğday aslında. Gluten oranının düşük olması nedeniyle de talep gören bir buğday çeşidi. Üreticilerimizin de geçmişten günümüze gelen bu kuraklığa dayanıklı, kıraçta, susuda verimi yüksek olan çeşitlere yönelmeliler. Bunu talep edecek olan da yine tüketiciler. Onlar talep ettiği noktada üreticilerimiz de, çiftçilerimiz de buna yönelecek. Daha iyi bir gelecek için aradığı bilginin geçmişte saklı olduğunu çok iyi biliyor Beyazıt. Onların saklı mirasını gün ışığına çıkararak gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam sunabilmeyi düşünüyor. Bizim çocukluğumuzda işte anlata bitiremediğimiz, damağımızda hala tadı kalan o lezzetleri, aromaları çocuklarımıza da tattırabilmek, çocuklarımızın, torunlarımızın da o sağlıklı gıdalara ulaşabilmeleri, o aromalara, o lezzetlere ulaşabilmeleri ve ülkemizde üretim yapan, geçimini bu işten sağlayan çiftçilerimizin de sürdürülebilir tarım yapması, gen kaynaklarımızın, gen havuzlarımızın daralmaması, genişlemesi, bütün amacımız bu. Eskilerin çok iyi bildiği bir gerçek vardı. Toprak, onu işlemeyi bilene yüz çevirmez. Ataların yeni nesillere binbir emekle sunduğu bu tohumlar, bugün Beyazıt gibi nice kahramanın elinde altından bile daha değerli hale geliyor. Ataların alın terini, özverisini ve bilgeliğini saklayan tohumlar, çiftçilerin alın teriyle sulanarak Anadolu'nun yarınlarına ekiliyor. Anadolu'da günlük yaşam, coğrafyanın belirlediği kurallar etrafında şekillenir. Çoğunlukla bereketli ovalarda yoğunlaşan nüfus, dağlarda ikamet edenlerin aksine ekonomik yönden çok daha fazla seçeneğe sahiptir. Sırtını dağlara yaslayan Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakırköy'ü, ovada kurulmuş olmanın verdiği avantajı doğru kullanıyor. Köyün etrafında yer alan bu geniş düzlükler, çiftçilere ürün çeşitliliği ve verimlilik sağlıyor.
Ancak bu köyde yaşayan Mehmet ve oğlu Cem, tüm bu imkanlara rağmen bambaşka bir işe odaklanmış durumda. Kamyonetin arkasındaki 150 yıllık ahşap kapıyı yeniden hayata döndürmek için zorlu bir mesai yapacaklar. ...2000'li yıllardan önceydi. Bu kapıları, eski evlerin kapılarını odun yapıyorlardı haliyle. Hiçbir değeri yoktu buralarda bunların. Bir gün namaz kılmaya gittiğimde bir oduncu tutmuşlar baltayla. Caminin diyelim ki 200 yıl önceki o kapılarına odun yaptırıyorlar baltacıya. Hemen müdahale ettim. Ben dedim ya bunları odun alıvereyim size de bana verin bunları. O kapıları kurtardım. Çok ayrıcalıklı kapılar tabii. Ben bunları ne yapayım? İşleyeyim, oyma yapayım ve öyle başladım bu ahşaba. Kapı işine o zaman başladım ve bırakamadım da artık. O bana çok tatlı geldi bunu çalışmak yani. Anadolu'nun çok farklı bölgelerinden eski kapılar geliyor buraya. Bu kapılar işlenerek yeni bir görünüme kavuşuyor. Bu eski kapılar o zaman en iyi ağaçlar seçilmiş de yapılmış yani. En güzel ağacı kullanmışlar. Bak bu vakte kadar durmuş, hiç kurt yememiş. Oradan sıcağı görmüş, soğuğa görmüş, yağmura görmüş. Bükülmemiş, yamulmamış. Ama şimdi yepyeni bir kapı yapıyorsunuz anladın mı? Takıyorsunuz yerine, 2 sene sonra kapı dönüyor. Bizim o ağaçlar olmuyor, öyle bir şey olmuyor. Neden? İşte ağacın iyiliğinden. O zamanlar Anadolu'da ağaç bolmuş. En güzelini seçmişler. Uzun yıllar boyunca ahşap oyma sanatına dair araştırmalar yapmış Mehmet Usta. Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan bu zanaatın sırlarını keşfetmeye adamış kendisini. Bu mesleğe dair tüm bilgi birikimini oğlu Cem'e aktarıyor şimdilerde. Baba oğul arasındaki uyum ve işbirliği omuz omuza verdikleri bu meslekte muhteşem sonuçlar ortaya koyuyor. Kapıya babam tasarımını yapar. Hiç şablon kullanmadan. Resimler vardır, küçük kitaplar vardır. Yıllar postaneden emeklidir kendisi mesela orada. Yıllarını vermiş, okumuş devamını, Selçuklu Osmanlı şeyini bilir. Resme bakarak çizer, hiç şablon kullanmaz, makine kullanmayız böyle işte. Ben oymasını yaparım, ben oymaya geçerim. O tasarımını yapar, koyar, boyamalarını yapar babam işte. Bu şekilde ben yaparım boyamasını, o yapar. Bu kadar özen gösterdikleri kapıları, sıradan yöntemlerle renklendirmeleri beklenemezdi elbette. Kapılarda kullandıkları boyaları da geleneksel yöntemlerle hazırlıyorlar. Ve bunun için başvurulacak en doğru adres bu dağlar. Doğanın onlara sunduğu renk paletinden yararlanıyorlar. Vallahi ben boya eskiden devamlı bu kök boya peşinde koşardım. Benim annem 107 yaşındaydı. Oğlum bak karşı dağda şurada bir ağaç var. İşte onun dibinde şu şekilde boya çıkar. Git oraya annemle. Biz oğlum bak hep bunu yapardık eskiden. Uygundur yani böyle toprak. Kök boya veyahut da çiçek. Bunlardan faydalanıyoruz böyle. Ama tabii gezmek lazım dağda taşta. Bak görüyorsun yılanlar, bücüler her şey var. Kolay değil. Kök boya yapımında çiçekler, otlar, toprak ve bitki köklerinden yararlanıyorlar. Hangi rengi, doğanın hangi köşesinde bulacağını çok iyi biliyor Mehmet Usta. Boya otu. Bu eski Rumlar tarlalarının bir köşesine bu ottan ekmişler. Kumaş boyamak için. Yerli Rumlar. Burası eski Rum yerleşkesi. Şimdi bu ot öyle bir şey ki hiç kurumuyor, kaybolmuyor. 1,5-1 metre yerin altında parmaktan kalın damarları var bunun. Ben onları kurutacağım, döveceğim. Ondan sonra
kaynatacağım. Onun suyuna şişelerimi dolduracağım. Daha değişik bir renk elde edeceğim. Şimdi biz sentetik kırmızılara sürdüğümüz zaman sentetikler şu ahşabın damarlarını kapatıyor, örtüyor. O renk bu damarları örtmüyor, gösteriyor. Ahşap kapıların dönüşümü birkaç aşamadan oluşan oldukça zahmetli bir iş. Ancak tüm zorluklara rağmen durumlarından hiç de şikayetçi değiller. Çalışmak iyi bir şey. Hem bir terapi bizim için yani. Ben işin başına oturduğum zaman her şeyi unutuyorum. Hep ölüme bekler bu yaşta, bizim yaşta insanlar. Bana da şöyle diyorlar, ya sen hiç öleceğini hatırlamıyor musun? Ne çalışıyorsun sen ya? Paraya doymuyor musun? Böyle bana. Allah Allah ya, işe bak. Ya ben çalışmak da ibadet kendime göre yani. Düşünüyorum. Ya bunlar beni çok tenkit ediyor arkadaşlar. Ya sen ölmeyecek misin? E ölüme mi bekleyeyim yani, biz kahvede böyle oturalım da. Yani Allah Allah. Çok aşamalı ve çok sayıda ayrıntı içeren bu meslek hiç de kolay değil. Asırlar öncesinden günümüze süzülen bu birikim, bugün tüm ihtişamıyla Mehmet Usta'nın elinde yeniden hayat buluyor. Ben şeyi seviyorum, onun üzerindeyim zaten eskiden beri. Bizim Selçuklu, Osmanlı, Türk İslam sanatı üzerine daha ağırlıklıyım. Mutluyuz yani. Şimdi biz burada en azından ecdadımızın bu motiflerini yeniden yaşattığımız için yani bir bakıma seviniyoruz yani. Keyif veriyor çok. Çalışıp da bir de böyle yaptım bittikten sonra karşıma koyuyor mesela şu motif. Bak şimdi bunlar bizim atalarımızın motifleri. Nasıl sevmesin? Satmaya kıyamıyorum, emin ol yani. Mehmet Usta ve oğlunun büyük emekleriyle yeni bir görünüme kavuşan bu kapılar görenleri kendine hayran bırakıyor. Neredeyse unutulmaya yüz tutan ve onların çabalarıyla yeniden hayat bulan bu meslekte binlerce yıllık bir kültürün ve medeniyetin kadim bilgeliği saklı. Tarihe duydukları saygı, mesleğe kattıkları alın teri ve aralarındaki dayanışmayla bugün yeniden yaşam bulan bu kapılar, zamana meydan okurcasına Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine açılıyor. Anadolu insanı aşılması imkansız gibi görünen engellerle karşılaştığında mutlaka tutunacak bir dal bulur kendisine. Atalardan miras bilgilerle çıktığı her yolculukta hep en doğru adrese ulaşır. Ve yolculuk boyunca bu topraklara bugün bile ilham veren bilgelik, en karanlık anlarda bile ışık tutar yoluna.